Küçükken bir lakabın var mıydı abi? Benim avare derlerdi bana. Avare. Babamın ismi Avare Yaşar'dı. Onun da lakabı mıydı? Tabii o çok çok eski yıllardı mesela. Çok canti giyinirmiş böyle. Poter şapkası böyle. Hint show kurmuş hep böyle. Avare mi o? Ondan sonra ha, öyle avare orada kalmış ismi. Sonra işte avare. Ama normalde avare ne demek? Avare böyle aklı beş karış havada gibi değil mi? Ya evet galiba Burun, filmden evet. Raş Kapur'un çok boş gezen şarkı var ya avare. Delirmiş avare, boş gezen insan anlamına geliyor. Senin lakabın var mıydı? Yoktu ya. Hani öyle gözlüklü olunca profesör falan hani dümdüz. Profesör mü? Öyle lakaplar takılır yani gözlüklüye falan. Dört göz. Beğenmedi profesör lakabını. Beğenmedi. Dümdüz yani. Lakap olarak şey yani. Yani ne alaka benim profesörle? İyi dört göz dememişler işte. Profesörün çok üst düzey bir şey o yüzden yani. Senin var mı lakabın? Uzun fıstık. Uzun fıstık. Uzun fıstık. O kim koydu onu ya? Uzun fıstık. Lakabın adından uzunmuş ya. Hayır o lakabı benimki mahallenin delikanlıları koymuş. Bu kim uzun fıstık falan. Uzun. Okul. Uzun ne zaman bu? Lisede falan mı? Ortaokul, lise. Lise uzun daha çok. Yani sen ama daha önce geldiğinde konuşmuştuk ama küçükken fıstık gibi değildin. İşte keşfetmişler. Ama ya etmemişler dedin. Demek sen söyledin. Hayır ama lisede lakabım oydu bilmiyorum. Yine o zaman da fıstık gibi buluyorlardı. Ama hiç çıkma teklifi falan yoktu. İsmi koyup bırakmışlar ya bir şey yap. Bak uzun kızlar sıkıntılıdır abi çocukken. Biz evet. Teşebbüs edemezdik yani. Teşebbüs. Hayır ama lise. Vallahi. Sen lisede de böyle uzun boylu muydun? Öyle değil mi? Teşebbüs de güzel. Sen lise için çok iddialısın. Evet uzun abi. Lisede sana çıkma teklifi. Zaten lisede erkeklerin boyu geç uzuyor. Bütün kız. Hepsi bütün minik minik olmayacak. Sen elinde tutup parkta mı gezecekler böyle? Olmaz. Ya onların madem çıkma teklifi edemiyorlar. Uzun fıstık diye laf yani. Laf atabiliyorlar. Aynen o kadar. Lakabı koymuşlar bir şey yok. Güzel. Sen ne abi var mı lakabın? Ben yoktu lakabım. Ama sıfır. Dönemin meşhur futbolcularını lakap edinirdik. Mesela mahallede herkes Maradona Pele oluyordu. Ben Sarı Fırtına Metin Tekin oluyordum. Aa. Şimdi de karşılıklı. Ne güzelmiş ya. Hayat güzel şeyler nasip etti bana. Kitabın ismi de biraz oradan geliyor. Herkes Maradona Pele olurken ben Metin Tekin oluyordum. İşte Metin olmak hem çektiğimiz meşakkatli bir yolculuk futbolculuk. Böyle bilindiği kadar kolay bir iş değil yani. Hem Metin olmak, dirayetli olmak. Sonra mahallede çocukken herkesin Maradona Pele olduğu yerde sen Sarı Fırtına Metin oluyordun. Metin olmak. Bir de Yunanistan'a gittim son dönem ben. Orada da soy isimler yazılıyor formanın arkasına. Metin. Orada hakikaten Metin oldum yani. Dolayısıyla kitap... Şimdi nasıl hissediyorsun? Programda bak müthiş bir şey. Ben beraber... her hafta sonu haftanın üç günü program yapıyorum Metin Hoca ile beraber. Çok da keyifle yapıyoruz. Benim 20 senelik dostluk, 20 senelik arkadaşlık, odamdaki posteri günlük hayatıma soktum ben. Ya. Ha, mükemmel. Çok güzel bir duygu bu. Ve şu her gördüğümde aynı heyecanı hissediyorum. Yine sarılıp o çocukluğuma dönüyorum. Bana çok iyi hissettirir kendisi. Çok da severek ve bir kez daha analım kendisini. Buradan saygılar, sevgiler.